TFF 1. Ligin 12. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'u son dakika golü ile 2-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözer'i düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi. TFF 1. Ligin iddialı ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin 12. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Mavi Beyazlılar çekişmeli geçen maçın son dakikalarında attığı gol ile 3 puanı alırken puanını 21'e yükselterek ligin zirvesine bir adım daha yaklaştı. Erzurum Valisi Okay Memiş 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi. Eğitim tarihimizin bu önemli gününde öğretmenlerimize kimselerin vermediği değer ve önemi veren başta baş öğretmen Atatürk olmak üzere terör belasında şehit verdiğimiz ve aramızdan ayrılan öğretmenlerimize bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Milli çağdaş ve bilimsel eğitimin gerçekleştirilmesi yolunda emin adımlarla yürüyen değerli öğretmen arkadaşlarımıza, ilimizde görev yapan öğretmenlerimizin şahsında sağlık, huzur ve güzellikler diliyorum. Emekli öğretmenlerimizi sevgiyle kucaklıyorum. Günümüz kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Mesajında kadına yönelik şiddetin olduğu bir toplumda ya da ortamda medenilikten kesinlikle bahsedilemeyeceğinin altını çizen Başkan Sekmen, kadına yönelik şiddet, insanlık onurunun ayaklar altına alınması, erdemin, faziletin, hoşgörünün ve insanlığın insafsızca katledilmesi demektir. Kadına yönelik şiddet karakter yoksunluğudur. Akıl, beyin ve de zihin noksanlığıdır. Kadın her şeyden önce bir insandır ve ona hak ettiği değeri gösterene de insanoğlu denir ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Erzurum Valiliği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çoğunluğun öğrencilerin oluşturduğu yaklaşık 250 kişi Atatürk Üniversitesi Merkez Kampüsü önünde buluştu. Yolların trafiğe kapanması ve gerekli önlemlerin alınmasının ardından harekete geçen katılımcılar soğuk havaya rağmen Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar pedal çevirdi. Kimyasal madde zehirlenmesinde 14 kişi taburcu edildi ve kimyasal madde ile intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan İbrahim Ağa'nın durumunun iyiye gittiği belirtildi. Ayrıca Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönelik sosyal medyada hastanenin karantina altına alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsü girişine bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Paket uzman ekiplerce fünye ile patlatılarak imha edildi. Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı 5 mahallede belediye tarafından yapımı tamamlanan projelerin açılışı gerçekleştirildi. İlçeye bağlı Güzelova, Söğütyanı, Kırkgöze, Akdağ ve Dumlu mahallelerine yapımı tamamlanan millet konakları, asfaltlama çalışmaları, çevre düzenlemesi ve ortak kullanım alanları ile spor salonlarının açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene katılan Vali Okay Memiş yaptığı konuşmada şehrin yöneticilerinin uyum içinde önemli işler yaptığını söyledi. Erzurum'da korkutan yangın. Erzurum'un Azize ilçesine bağlı Başkent Mahallesi'nde çıkan yangında 6 vatandaşa ait ev ve ahırlar küle döndü.